Kısa adı Tüm Ben Sen olan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Aydın Şubesi'nin 5. olağan genel kurulu Nevzat Biçer Parkı Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde 4 dönemdir başkanlık yapan Münir Ali Koç, 75 delegenin oyunu alarak 5. dönem için güven tazeledi. Münir Ali Koç, en büyük sorunlarının taşeron olarak belediyede çalışanlar olduğunu belirterek tüm çalışanlar için güvenceli iş talebinde bulundu. Şimdi bir kere iş güvencesini kaybettiler. Temel olarak güvencesini değişik modeller, işte esnek çalışmaya getirdiler. Bu 11 yıllık AKP iktidarında taşeron sistemi getirildi. Bunların tamamen kaldırılmasından yanayız. Önceli güvenceli bir çalışma, kadrolu bir çalışma. Bu temelde temel talebimiz bu. Ve çalışma hayatına ilişkin bu esnek çalışma ve hizmet alımları, şunlar bunlar artık kamuya daha da maliyeti fazla olan şeyler. O anlamda eğer kadrolu işçi çalıştırıldığında, güvenceli işçi çalıştırıldığında işini yapmayan varsa tabii ki sizin sorumluluğunuz bu. Tabii ki maliyet düşük. Bunun bilimsel olarak açıklanabilir ve açıklayanlar da var. Bunun işte hizmet satın alımlarıyla bir sürü şey diyor. Ama burada belediyelerini mahkum ediyorlar. Belediyelerde şöyle, gerçekleşen bütçenin %30'u biliyorsun personel için geçmeyecek diyorlar. Hizmet yürütmesi için belediye başkanlarının dolayısıyla hizmet alımlarına gitmek zorundalar. Böyle bir zorunluluk var. Dolayısıyla böyle bir sistem. Bunu tabii taşeron, güvencesiz, sözleşmeli bunların tamamen 4B, 4C kapsamında kaldırılması gerekiyor. Temel talebimiz bu. Bu güvenceli bir ortamda insanların yarını ne olacağım endişe ve kaygısı olmadan işini devam etmeli. Ya üretimde verimli değilse artık o idarenin veya işverenin yapacağı bir tutumdur. Eğer ben işe girdim burada işte işim sağlam çalışmayayım yan gelip yatayım deme lüksü yok kimsenin ki böyle koşullarda yok. Çalıştıramıyorsan onun kapasiteyi verim alamıyorsun onun sorumluluğu idarelerindir. Bunu böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii. Yani biz örneğin işte biz toplu sözleşme hakkı verildi. Biliyorsun 2010 yılındaki 12 Eylül'deki referandumda yapılan işte memurlara müjde toplu sözleşme hakkı vereceğiz. Şimdi 4688'den önce biz uluslararası sözleşme yapıyorduk iş kolumuzda. Ve AİHM'in genel kurul kararı var. İçtihat yani. Sen AİHM bu karar verdi ve kullanıyorduk. Ama 4600 değişiklikle bunu kısıtladı. Hakkımızı gasp etti. Ne getirdi bunu? Kısıtlıklar getirdi. İşte gerçekleşemeyeceğin %30'unu aşıyorsa sözleşme yapamazsın dedi. Sosyal denge tazminatı. Ne dedi? İşte belediyelerin şeyleri borcu varsa, sosyal güvenlik, maliye ve hazineye borcu varsa %10 aşarsa yapamazsın diyor. Dolayısıyla bu borcu biz yapmıyoruz. Emekçiler yapmıyor orada yani. Şimdi böyle bir adaletsizlik var. Ama bu toplu sözleşme hakkı vermedi bu da. 12 Eylül milleti kandırdı. Kandırıldı ve oy verdi toplu sözleşme. Halbuki bizim toplu sözleşme fiilen kullandık. Uluslararası sözleşme hakkı kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz. Tabii temel mücadelemiz bu olacak. Tabii. Toplu sözleşme. Tüm Belsen'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Münir Ali Koç, Sevda İliş, Salih Eğerci, Kurtuluş Dura, Ufuk Turhan, Hülya Dilek, Nail Ceylan.